Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Age of History 2'de 2. Dünya Savaşı Polonya oynayacağız. Önceden Blood Europe 2 modunu da yapmıştım ama o seriyi devam ettirememiştik. Yarıda kalmıştı maceramız. Sebebi ise ben bir aptal olduğum için. diyor ya? Doğru diyor. Blood Europe 2 modunu Polonya videosu çektiğimi unutup bilgisayardan silmiştim. Senin kafanı Neyse o işler artık karıştırmayalım. Biz yeni hızlı bir seriye başlayacağız. Zorluğumuz efsanevi savaşçı klasik hız 50 saldırganlık %132 gençler. Oynaya basıyoruz. Bu bölüm ben hitleri şişlemeye çalışacağım. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Bunu başarabilecek miyim? Emin değilim ama polislere polişlere güvencim tam. E, vergi gelirini biraz arttıracağız. Bire yönetimi arttıracağız gençler. Bu ikisi önemli çünkü sağlam gelir kaynağımız oluyor. Savaşa girmeden önce de şey yapacağız. Araştırma basıp ordu bakımını arttıracağız. Taktiksel oynuyoruz. E, çevremizdeki şu dayıyla ve işte şu emmi ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. Şişlenme ihtimalimiz yüksek olan şeyler. Ee, hemen şu 3 tane Baltık ülkesini alacağım. Daha sonrasında Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya'ya seferler düzenleyip bu bölüm Nazi Almanya'sını tokatlayacağız. Yunanistan'dan bir hakaret çok da umurumda. Şimdi gençler Polonya olarak görmüş olduğunuz bu pala bıyıklı dayı Tarih yazacak. Yıllar 1936. Oyun hızını biraz düşürdüğümden dolayı daha gerçekçi. 4 gün 4 gün ilerliyor. İlk hedef olarak kendime şuradaki Litvanya'yı seçiyorum. Hızlıca çok asker basmaya gerek yok Litvanya'ya. Doğruluğumuz efsanevi gençler. Ama bu Litvanya bize karşı koyamayacak. Yani umarım. Derken bir saldırım başarısız oldu. Sıkıntı yok hocam. Biz Litvanya'yı hızlıca alalım gençler kendimize. Bitti mi bitti çok güzel Evet şu anda gayet güzel bir güç olduk 14. başlamıştık Geri al Hala 14. tamam neyse sıkıntı yok ee, Bir şekilde ayarlanırız Bir Danimarka seferi falan olabilir gençler şimdi şunları bir asimile edelim Asimile işlemlerini yaptıktan sonra biz daha fişek bir ülke olacağız Ki bizim Bunlarla ilişki geliştirmeyi unutmamamız lazım Eksi 10-12 eksi Çekoslovakya'ya dalabiliriz ama şu anda pek bir şey yok. Hem bu oyun Age of History 2 Blood Europe daha basit. Çok yani daha çok eyalet olduğu için Blood Europe'da Avrupa'da. Bundan dolayı aklıma ne geldi? Polonya ile dünya fethimiz yok mu? Yok e, ee, Bu savaşta mı? Bak finlanda ile savaşta. Ben de Finlandiya'ya savaş ilan dersem ne olur? Bu Alman der ki o bak diyor Polonya diyor. Helal olsun Polonya diyor. Hocam bir dakika. Ciddisin sen. 16.000 ordu. Ben de çıkarım o zaman bu şeye. Finlandiya'ya. Bütün köpeklikte, itlikte benim de parmağım olması gerek. Dünyanın yeni emperyalist gücü şey olacak. Polonya olacak. Peki Alman'ın önünü kesmem yok mu? Abi ben ne kadar ya var ya dayı sen var ya ne kadar şeytani düşünceler içindesin. Ne kadar sapıksınız ya. Finlandiya'ya da kendimize katıyoruz. Sovyet bir çıldırdı. Gençler Sovyetli ne oluyor lan diyor şimdi bak. Almanya'nın önünde kestim. iyi oldu iyi. Almanya şaşırsın azıcık. Almanya'nın gelişimine engel olduğumuzdan dolayı benim şu an içim huzurum yerinde. Tap ona girmeyi başarmışız. Finlandiya zaten zorluk çıkarmıyor. Ben her türlü bugün aksis bitiririm hocam. Yeni aksis benim. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan bu işe el atalım. Dünyayı alternatif bir dünyaya Çıkalım. Bu arada benim burada işim yok. Yukarılarda bunu vasal mı bıraksak? Ekonomi var mı? 99. Hiçbir şey yok. Finlandiya'yı vasal bırakalım. Ne yapalım? Vasallaştırma talep edelim. 10 yıldızımız kalıyor. Öyle yok. Finlandiya'yı yukarıda serbest bırakacağım. 6 mı? Böyle yapalım. 4. Şunu da al. Güzel. Geri kalanını zaten şey alsın. Ben bereketli toprakları aldım Almanya. Hadi bana eyvallah. Evet şu anda 11. sıradayız. Tamam ben artık Almanya Savaşı'na hazırlanacağım. Başka da alabileceğim bir ülke. Bak Çekoslovakya'yı da almış. Ben Almanya Danimarka'yı alıp bir kuşatabiliriz. Hızlandıralım. Şöyle bir artı 30 mu? Dayı sen yanlış adamlarla ilişki geliştiriyorsun. He. Ne oluyor Hitler'i şişleyeceğim. Bugün Hitler şişlenecek. Yoksa bu video bitmez. Kitleri bugün bir şişleyelim abi bak. Video daha 5 dakika 6 dakika önce olmuş gördüm. Saldırmazlık paktı sona erdi diyor. Saldırmazlık paktlarını yenileyebilir miyiz hocam? Tamam çok hoştur. Bu saldırmazlık paktından sonra da mı buna? Bak bu kişime Şili'den ne istiyorsun ya sen? Bu saldırmazlık paktı bitsin. Irak'a da dalmış psikopat herif. Eee saldırmazlık paktı ne zaman bitiyor? Oğlum bir bakalım. Biz savaş her türlü ilan edebiliyoruz. Ben buna dalacağım şimdi. Bak kaç ordun var senin? Ordularını da görebiliyorum bu enayinin. Çok fazla ordusu yok. Ben şöyle 500 bin altında dalacağım gençler buna. Paranın içinden geçiyoruz şu anda. Siz bir pozdana gidin. Bir ordu toparlayalım. Varşova'dan. Efsanevi bir ordu. Evet bu arada zorluk efsanevi de gençler. Şimdi siz basit masit demeyin. Oyunun en zorlu şeyini yaptık. Saldırganlıkta %132 idi. Gördünüz. 50 binlik bir ordu naziye yeter. Bir de bu gelirse ben yani bir 75 bin ordu her türlü bizim işimizi görür. Param bitene kadar asker basayım. Tamam ben giriyorum buna beyler. Bak herkes ilk bölümden girmez. Aa Roma'ya mı gireceksin sen? Ben senin engelliyim de gör. Bir dakika sen saldırmaz pakti yap benimle. Ben de şu ile ecnebiyle... Danzig sen gelme. Gel lan. Romanya'ya saldıramazsın bir defa. Senin gelişmen için bütün şeylerimi seferber ediyorum seni engellemek için. Hayvan gibi ordu bastık. Bunu da engellersen yuh. Tamam abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Üstten girelim. Saldırmazlık paktı kabul etmiş. Güzel. Stalin de artık bizden korkmaya başladı gençler. Tabii ki. Biz direkt Berlin'e gireceğiz. Tarihi değiştiriyoruz. Oyunda tarih değiştirmek bu kadar basit işte. Umarım arkalanmayız. Asker basamıyoruz çünkü. Orayı umarım tutmuşumdur. Aynen. Tamamdır. Şu an çok hoş bir giriş sergiliyoruz. Bak. İtalya'da bize savaşa gelmiş. Çok da umurumda. Armut. Evet Almanya'nın işlerini işlerini bayağı ilerledik. Yani İtalya'da savaşa geldi ama pek bir varlık gösteremedi. Ben bu İtalya'yı da yenerim zaten gençler. Çok basit olacak bizim için. Sadece ben Alman toprak... Ooo İsviçre'den dayak yiyorsun sen ya. Oğlum İtalya İsviçre'yi yenmemiş miydi? Kafam nerelere gitti. Alman topraklarını aldıktan sonra barış anlaşmasını yollayacağım e, Danzig'in barış anlaşmasında kabul etmeme gibi küçük bir ihtimal var. Etmezse onu da kafasına vururuz. Onu sıkıntı yok. Evet. Çok basit bir savaş. Geride kalıyor gençler. Şuraya dal. Sen ikiye bölün. Mitoz bölünme istiyorum senden. Bravo. İtalya zaten pek bir varlık. Tabii ki bak Roma'yı kaybedecek birazdan bu. Bizim saldırmazlık paklarını yenilememiz lazım. Fransa ile sınırımızı oluşturduk. Umarım ki e, şey yapabiliriz. Çokça toprak alabiliriz Almanlardan. Olmazsa çünkü İtalya'da almak zorunda kalacağım yıldızımız biriksin. Şu anda Almanlara ait pek bir şey kalmadı. Burada bir toprak var. Askerlerimizi İtalya sınırına doğru çekelim gençler. Hem böyle hem İsviçreyi de kurtarmış oluruz. İtalya'da aldıktan sonra çünkü yıldızımız baya gelecek. Yani İtalya artı Alman'ın yıldızlarıyla Almanı komple anneksleyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur İsviçre zaten böyle dayak yiyor İsviçre'nin de bir yardıma ihtiyacı var gibi gözüküyor gençler Evet ordularımızı şöyle Götürelim tamam çok güzel Gel Evet İtalyanlar biraz ordu getirmiş Evet İtalya Almanya'dan daha büyük bir direniş gösteriyor Tamam gençler, biz şuradan bir 4.700 ordu getirelim.